Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi derste gördüğümüz 7 segment display'de 1'den 9'a kadar olan sıralı sayıları sırayla yazdıran programımızın C kodunu kopyaladık. Yine file'e geliyoruz. Source file oluşturuyoruz. İşte source file ile ilgili ne diyelim? DN 2 olsun ismi onun da. DN 2 diye yazdık. Şimdi source file'imizi açacak bize. Source file'imizi açtı. Geldik buraya. Programımızı kopyalıyoruz. Biraz evvel anlattığım gibi dizi yapısı var. Bu dizi yapısında while döngüsüyle sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u ekrana yazdıracağız. Bunu oluşturduktan sonra build ediyoruz. Bakın compile ediyor. Gerekli dosyaları oluşturuyor. Ne dedi? Buradan bakın RAM'in %25'ini, ROM'un da %7'sini kullanıyormuş. Aynı şekilde burada da ifade ediliyor. Sol tarafta da görebiliyorsunuz. Build successful dedi. Dolayısıyla build successful dediğine göre herhangi bir problemim yok demektir. Her ihtimale karşı gelin bir de ASM dosyamıza bakalım. ASM yani assembler dosyamız. Assembler dosyamızı da oluşturmuş burada. Görüyorsunuz. Peki save etti mi bütün hepsini? Evet, save de kapalı. Demek ki problem yok. Her ihtimale karşı bir hex dosyamızı oluşturmuş mu deney 2 için ona bakalım. Örnek bir klasörümüzün içine gidiyorum. Deney 2 hex dosyamıza bakıyorum. Bakın deney 2 hex dosyamızı da oluşturmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelin bunu Proteus'a yükleyip çalıştıralım. Proteus için ISIS diye, Proteus'un ISIS diye bir programı var. ISIS aslında bir simülasyon programı. Açtığınız zaman simülasyon programı şöyle bir ekran karşınıza geliyor. Menüleri var. Klasik menüler. Tekrar ediyorum. Buradaki ana amacımız size ISIS'i anlatmak değil. Hızlı bir şekilde amacımıza ulaşmak. Amacımız da ne? Derste yaptığımız örnekleri çalıştırmak. Sizin de bizim yaptığımız örnekleri, kendi yaptığınız örneklerinizi kontrol etmenizi sağlamak. Şimdi ne yapacağız? 7 segment display'de 1'den 9'a kadar sıralı rakamları yazdıracağız. Solda burada P var. Pick from library yani kütüphaneden bir anlamda pick etme yani almak demek de ne diyelim kütüphaneden bir device'ı bir elemanı almak veyahut da burada solda library manager var. Yani kütüphanenin yönetilmesi en kolayı ben ya da öyle bana öyle geliyor. Pick from library'dir. Ne kullanacağınızı biliyorsanız. Biz neyi kullanacağız? Pick yazıyorum oraya. 16F84. 16F84 yazdım hemen çıktı zaten. Kütüphanenin listesinden buldu. Pick 16F84. Update ile ilgili problem varmış. O kadar. Bakalım. İnşallah sıkıntı yatmaz. Şimdi bunu aldım. Shift tıklıyorum. Sola geldi. Bakın. Ne yaptım? Kütüphaneden aslında benim kullanacaklarımın listesine indirmiş olduğumu devices diyor. Bu pick'i kullanacağım. Başka neyi kullanacağım? Pick'ten başka bir 7 segment display'e ihtiyacım var. 7 segment diyorum. 7 segment display'lerle ilgili birçok display çıktı. Bakıyorum ne istiyordum ben? Ortak katotlu olsun. Green güzel oluyor. Yeşil renk daha güzel görünüyor. Bakın green 7 segment common katot. Ortak katotlu yeşil renkli display. Bu arada sağ tarafta görebiliyorsunuz bağlantı uçlarını. Bakın şöyle. Seçtikçe sağda görünür. Çiftli olanlar var. Bakın. Ben şimdilik şunu seçeyim. Yeşil olanı seçtim. Yine çift tıklıyorum ya da okey diyorum. Çift tıkladım. Bakın sol tarafa attı onu. Başka neye ihtiyacım olur? En basit olarak bir tane de direnç. Yani bir tane derken bacakları bağlayabilmek için dirence de ihtiyacım var. Kaç ohmluksa yazabiliyorsunuz. 220 ohm mesela iyidir. Fena görünmüyor. 220 ohm. Rezistör diyeyim bakayım. Rezistör. Bakalım. Çıkacak mı? Evet. Şurada rezistörler çıktı. Rez diye çıktı. 220 ohm. 16 bölü 1. Yani çok
wattsız bir direnç. Ben çeyrek wattlıkları daha çok tercih ediyorum. En çok onlar kullanılıyor. Bunlardan birini seçseydik bir şey olur muydu? Hayır, hiçbir şey olmazdı arkadaşlar. Hiç problem değil. Şimdi 220 ohmluk bir çeyrek watt. Evet, bakın 220 ohm çeyrek wattlık bir direnç. %1, %5 hasatı. Çok önemli değil aslında o. Şurada sağ tarafta da resmini görüyorsunuz. Bacak bağlantı şekilde var. PCB. Aslında bu Proteus PCB için de çok kullanılıyor. Bu fena değil gibi görünüyor benim için. 220 ohm çeyrek wattlık olan şu. Bunu çift tıklayayım. Çift tıkladım, yine sol tarafa attı. Bunlar benim için şimdilik yeterli. Amacımız da zaten hızlıca deneme yapabilmek. Şimdi elemanımızı seçiyoruz. PIC 16F84'ü seçtim. Sağ tarafa geldim. Sol mouse'uma tıkladığımda bakın PIC'i almış oldum. İstediğim bir yere bırakacağım. İstediğim bir yer neresi olursa fark etmez. Herhangi bir noktaya bunu şöyle istiyorsanız daha güzel görünsün diye şuraya bırakayım. Bıraktım. Şimdi bakın bu benim PIC'im. PIC 16F84 tam. Biraz daha hatta büyüteyim. Şöyle sol taraftan da yerini de ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle tıklayalım, burada kalsın. Şimdi ne yapalım? Şimdi 7 segment display'imizi alalım. Tıkladım. Yine geldim. İstediğim bir yere bırakacağım. Şimdi B portuna bağlıyorduk hatırlıyorsanız. B portuna bağlayacağıma göre hemen hemen karşılıklı gelecek şekilde şöyle koydum. Kolay olsun. Şöyle bıraktım. Bu da geldi. Şimdi neye ihtiyacım var? Tabii ki dirençlere ihtiyacım var. Nereye? Araya direnç bağlayacağım ya onun için. Direnci alıyorum. Şöyle sonradan bağlayacağım. Bir tane koydum. Geldim. Şuraya bir tane daha koyuyorum. Yanaştırıyorum. Bir tane daha koyuyorum. Uzaklaştım. Bir daha tıkladım. Tekrar yanaştırdım. Bir tane daha koydum. Diyor ki replace command. Birbirlerinin üzerine çakışıyorlarmış. Cancel diyorum. Fark etmez diyorum. Ya da okey diyebilirdiniz. Okey diyelim. Yok. Onu aşağıya aldı. Şöyle alacağım. Cancel diyeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane aldım. Bir daha yanaştırdım. Replace yerini değiştireyim mi diyor. Ben değiştirme diyorum. Temin okey dediğim için tabii ki yerini değiştirdi. Bakın kaç tane varsa o kadar koydum. Şimdi dikkat edin. 7 tane 7 segment display'im olduğu için 7 tane burada ucum var. 7 tane de direncimi bağladım. Hepsi de 220 ohmluk. Şimdi bu bağlantıları yapmam lazım. Herhangi bir yere tıkladıktan sonra şöyle gelip bu bağlantıları yapacağım. Getiriyorum, bırakıyorum. Şöyle. Bağlantıya tıklıyorum, diğer uca da tıklıyorum. Birinci uca tıkladım, bakın ufak bir işaret çıktı. Biraz daha büyütürsem daha güzel belki görünebilir. Bakın, böyle geldim. Öteki kare çıkınca bir daha tıkladım. Buraya geldim, tıkladım, getirdim, bir daha tıkladım. Bağlantıları yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor dikkat ederseniz. Güzel bir program. İşte en büyük şeyi lisanslı olması. Tabii çok pahalı. Bu sebepten dolayı bizde olan arkadaşlardan geçici olarak kullanıyoruz. Siz de bir şekilde temin edeceksiniz. Veyahut da en azından nasıl olduğunu görmüş olacaksınız. Şimdi bunların bağlantılarını yaptım. Bir tane de neye ihtiyacım var? Ground'a ihtiyacım var. Ha, bu arada diyeceksiniz ki bunun beslemesi vardı, birçok şeyleri vardı, osilatörü falan bağlamamıza gerek var mı? Gerek yok. Bu böyle çalışıyor. Tabii ki gerçek bir devre yaparsanız çalıştıracaksınız. Ama bizim amacımız burada simülasyon yapıp programımızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olduğu için hiç bunların hiçbirini yapmaya gerek yok. Ama bunu açık bırakamazsınız. Bakın burada bir uç var. Bunu açık bırakamazsınız. Oraya da ne alınıyor? Ground. Ground'da soldan şuradan terminal mod var. Yani terminal ünitler bir anlamda. Input, output, işte power, ground. Bana ne lazım? Ground lazım. Getiriyorum. Ground'u şöyle istediğim bir yere bırakıyorum. Şöyle buraya bıraktım. Şimdi bıraktıktan sonra şöyle. Evet, bıraktıktan sonra şimdi gidip bu bağlantıyı yapmam lazım. Şu bağlantıyı da yaptım. Şu anda hazırım dikkat ederseniz. Fiziksel olarak hazırım. Şimdi programı yüklemem lazım. Programı yüklemek için mikro denetleyicinin üstüne giriyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladığınız zaman edit component diyor.
İşte burada komponentin referans numarası, değeri, işte PIC16F84A, PGH dediği kılıfı, program file. Program file'ı nereden alacağım diyor. Hangi program file'ı? Burada dikkat ederseniz browser bir tane. İkona tıkladığınız zaman hemen masaüstünüz açılacak. Benim programım örnek 1'in içerisindeydi galiba. Örnek 1'in içerisine gidiyorum. Örnek 1'in içerisindeki deneme 2'ydi. Deney 2 hex dosyasıydı. Deney 2 hex dosyasını açtım. Megahertz, bu da prosesörün clock frekansı. 1 megahertz üzeri. Bu 4 olması lazım. Neden 4? Çünkü biz de üzerinde 4 megahertz'e göre 1 saniye bekle demiştik. Çalışmaz değil miydi 1 megahertz olsa? O zaman da çalışırdı ama daha yavaş çalışırdı. 1 saniye bekleyeceğine 4 katı muhtemelen 4 saniye bekleyecekti. Okey dedim. Şu anda her şey tamam aslında. Programımı yükledim. Yalnızca çalıştırmam gerekiyor. Solda çalıştırma butonu var. Play. Play'e basıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 diye sayıyor. Burada çıkışları da görme şansınız var. Bu da çok güzel oluyor. Aslında ben bunları bağlamasaydım da, yani bu dirençleri ve 7 segment display'i bağlamasaydım da ben bu çıkış LED'lerinden, işaretçilerinden aslında diyelim, bunları görebilme şansına sahip olacaktım. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel benim 7 segment display'im sayıyor. 7, 9'a gelince tekrar 1'e dönecek. Evet, böylece ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bütün programlarımızı deneme şansına sahip olmuş oluyoruz. Dersimizde yaptığımız bütün programları deneyebilirsiniz. Size verdiğimiz ödevleri deneyebilirsiniz. Doğru mu yapıyoruz, yapmıyoruz mu diye kendi kendimize check etme şansına sahibiz. Evet, dediğim gibi hızlı bir devreye alma uygulamasını da tamamlamış oluyoruz. Umarım hepinize faydalı olur.